Birçok uygarlığa binlerce yıldan bu yana ev sahipliği yapan Kars'ta ilk olarak 1959 yılında müze memurluğu kurulmuştur. Daha sonra arkeolojik kazıların ardından eser sayısının çoğalmasıyla birlikte Kümbet Camii Eski Havariler Kilisesi müzeye dönüştürüldü. 1978 yılında daha büyük bir müzeye gereksinim duyularak 1981'de açılışı yapılan Modern Kars Müzesi, günümüzdeki arkeolojik, etnografik ve taş eserlerin sergilendiği önemli müzeler arasında yer almaktadır. Müzenin zemin katındaki salonda Paleolitik dönem eserlerine rastlamak mümkündür. 1971 yılında ünlü Türk arkeolog Profesör Doktor Kılıç Kökten tarafından Kağızman'da yapılan kazılarda ortaya çıkan taş el baltaları, çakmak taşı, mikrolitler, kazıyıcı ve kesici aletler bulunarak sergilenmektedir. Milattan önce 13. bin yılda İskenderun Kağızman'daki mağarada Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden birisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra buzul çağının sonunda yani 2 milyon yıl önce yaşayan dinozorlara ait bir bilek kemiği de bu seksiyonda bulunmaktadır. Milattan önce 3000 yılında yani eski Tunç çağında Kafkaslardan Anadolu'ya gelen Hurrilerle ait siyah perdahlı kiremit olarak bilinen pişmiş toprak eserler Aneören kentinde bulunarak müzede sergilenmeye başlanmıştır. Ayrıca yine aynı döneme ait baltalar, iğneler, fibulolar, yüzükler, delici aletler ve ağır şaklar da bu salonda sergilenmektedir. Van Gölü'nden Çıldır Gölü'ne kadar büyük bir alanda krallık kuran Urartular döneminden kalma, Sarıkamış, Micingirt köyünde bulunan iki adet bronz Urartu kılıcı ile bir bronz savaş kemeri, bronz bilezikler, akik boncuklar ve pişmiş toprak boyalı vazolar bu salonun en önemli eserlerindendir. Müzede sergilenen sikkeler, Grekler, Romalılar, Partlar, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine aittir. Altın, gümüş, bakır, kurşun madeninden yapılan sikkeler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserlerin yanı sıra müzenin bu salonunda Zahire küpler, Romalılar, Bizanslılar, geç Hristiyan dönemleri ve Selçuklulara ait birçok obje ziyaretçilerin en ilgi duydukları eserler arasında yer almaktadırlar. Müzede taştan yapılma birçok eser de mevcuttur. Bu eserler arasındaki hayvan şekilleri ve iki aslanı kollarının arasına almış vaziyette canlandırılmış Selçuklu devrine ait taştan mitolojik tasvir bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli uygarlıklara ait mezar taşları da dikkat çekicidir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çoğunluğu mimari yapılar olduğu sanılan yazılı kitabelerde müzedeki o dönem yaşantısından izleri günümüze taşımaktadır. Kars Müzesi'nde arkeolojik ve etnografik olmak üzere iki grup eser sergilenmektedir. Arkeoloji bölümünde teşhir edilen eserler genellikle prehistorik çağdan sırasıyla Kalkolitik, Eski Tunç, Urartular, Roma Çağı, Bizans Çağı, Selçuklular ve Osmanlılara aittir. Bu eserler arasında taştan tahıl üğütme değirmenleri, obsidyen kesici aletler, pişmiş toprak kapkacaklar, kemik, cam, boncuk ve bronz olmak üzere çeşitli süs takıları, cam gözyaşı şişeleri, dinsel aletler, baltalar, mızraklar, ok uçları, mühürler, yün eğirme aletleri, kandiller, bronz iğneler, bronz makyaj aletleri ve geçmişten günümüze değin çeşitli cins ve devirlere ait para ve madalyonlar bulunmaktadır. Vitrinlerin dışında iki adet dört kanatlı ve kemer altı bölümünü meydana getiren
yarım dairevi kısım mevcut olan geç Hristiyanlık örneği ahşap kapı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çoğunluğu mimari yapıları olduğu sanılan yazılı kitabeler ile iki aslanı kollarının arasına almış vaziyette canlandırılmış Selçuklu devrine ait taştan mitolojik tasvir bulunmaktadır. Arkeolojik eser salonunda 12 tane büyük duvar vitrini, 4 tane orta vitrini ve 2 tane de masa tipi vitrin dediğimiz toplam 18 tane vitrin bulunmaktadır. Arkeoloji salonundan merdivenle çıkılan etnografik eser salonunda ise 8 tanesi büyük olmak üzere 16 tane duvar vitrini ve 2 tane masa vitrini ile birlikte toplam 18 adet vitrin bulunmaktadır. Müzenin birinci katında sergilenen etnografik eserler 18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait yöresel giysiler, mutfak kapları, halı kilimler, silahlar ve el yazması Kur'an-ı Kerimlerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra oldukça zengin bir koleksiyon da vardır. Etnografya bölümünde teşhir edilen eserler genellikle Kars ve çevresinden derlenmiş olan dokuma örneklerinden halı, kilim, heybe, at çuluğu, farma halı ve kilim yastık yüzleri, seccadeler ile bakır ve tuştan kazanlar, siniler, tepsiler, taslar, ibrikler, yamaklar, debbeler denilen kavurma kabı, kevgir, leğen, sahan, havan ve kaşıklar gibi mutfak eşyaları bulunmaktadır. Altın ve gümüş işlemeli hançer, kama ve kılıç filintalar, çakmaklı ve toplu tabancalar, demir ve tunç baltalar ile barutluklar gibi silahlar, el ve matbu baskılı eski kitap fermanlar denilen vesika gazeteler, çanta ve yazı takımı gibi yazılı basılı eserler, çadırların içinde bölmeler oluşturmak için çubuklar üzerine değişik renklerde iplikler sarılarak kilim gibi desenlendirilmiş çadır çıtı dikkat çekicidir. Yüreğe ait kaftan, cepken, üç etek, bel kuşağı, başörtüsü, göğüslük denilen tor, dulu kipi, saç bağı, şal, kuşak ve çoraplar gibi günlük giysiler sanat tekniğinde gümüş işlemeli eğer takımı, deve çakları, ahşap baston, sopa ve gümüş kırbaç, fayton fenerleri bulunur. Kars yöresinde sanatsal işlenmiş gümüş işlemeli saatler ve gümüş köstekleri, gümüş muskalıklar, gümüş tabakalar, gümüş kehribar, oltu taşı, koka mercan, sedef olmak üzere tesbih ve ağızlıklar, nargile, şamdanlar, lambalar, semaverler, süt takımı, şekerlik, maşa, gümüş kemerler, gümüş bilezikler, tepelikler, gerdanlıklar ve başlıklardan oluşmaktadır.